Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hücre solunumu yani oksijenli oksijensiz solunum, oksijensiz solunumda laktik asit fermentasyonu ve etil alkol fermentasyonu ve soru çözümleriyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hemen solunum tanım olarak besinler hücre içinde parçalanması sonucu enerji ATP elde edilmesi olayıdır. Arkadaşlar ATP hücrenin kullanabileceği enerji. Nasıl bilgisayarımız elektrik enerjisiyle çalışıyorsa bizim hücrelerimizde arkadaşlar kullanabilecekleri ATP enerjisiyle çalışmakta. Peki bu ATP enerjisini nasıl elde ediyoruz? Hücre içerisinde besinleri, yediğimiz besinleri sindirim sistemimizden kana geçen ve oradan hücrelere geçen besinleri parçalamakla elde ediyoruz. Amaç hücre içi kullanılabilir el enerji elde etmektir solunumda. Solunum ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum olarak. Oksijenli solunumla başlayalım. Yalım. Besinlerin oksijen yardımıyla, oksijen kullanarak parçalanması sonucu enerji elde etmesi olayıdır arkadaşlar. Besinimiz, mitokondrimizde arkadaşlar organik madde yani besin, mitokondride oksijenle parçalanıyor arkadaşlar enzimler yardımıyla. Karbondioksit, su ve enerji açığa çıkıyor. Amacımız enerji elde etmek. Burada oksijenli solunum için gerekli olanlar besin, oksijen, enzim ve mitokondri gerekli. Üretilenler ise karbondioksit, su ve kullanabileceğimiz enerji amacımız üretmek. Hemen oksijensiz solunumla devam edelim. Besinlerin oksijen kullanmadan parçalanması sonucu enerji elde edilmesi olayıdır. Nerede gerçekleşir? Sitoplazmada gerçekleşir. Farkı oksijenli solunum mitokondride gerçekleşirken oksijensiz solunum sitoplazmada gerçekleşir. Su oluşmaz ve Az miktarda enerji üretilir. Arkadaşlar oksijenli solunumda 38 ATP üretilirken oksijensiz solunumda yalnız 2 ATP üretilir. Bakteriler, mantarlar, çizgili kas hücreleri, omurgalıların çizgili kas hücreleri oksijensiz solunum yaparlar arkadaşlar. Oksijensiz solunumda iki ayrı laktik, laktik asit fermentasyonu diyelim. Besin arkadaşlar enzimler yardımıyla parçalanarak ne oluyor? Laktik asit artı enerji. Buna da yorgunluk asidi de denir arkadaşlar yoğurdun içerisinde olan ve yoğurt yediğimizde uykumuzun gelmesi bundandır. Süt ve peynir yoğurt üretiminde karbondioksit oluşmaz bu önemli arkadaşlar. Etil alkol fermentasyonunda ise karbondioksit oluşur bunun farkını buradan anlayabiliriz. Bakteriler ve çizgili kas hücreleri yapar. Etil alkol fermentasyonunda ise besin arkadaşlar yine enzimler yardımıyla etil alkol, karbondioksit ve enerjiye kadar parçalanması olayı bira, şarap, turşu, sirke üretimi ve hamurun mayalanması bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada karbondioksit oluşuyor. Bakteriler ve mantarların yaptığı oksijensiz solunum olayıdır. ile devam edelim. Hücrelerde enerji üretiminin sonucunda sorumlu olan yapı mitokondriydi biliyorsunuz. Hücrelere alınan besinler oksijen varlığında mitokondride parçalanıyor. Bunun sonucunda açığa karbondioksit, su ve enerji açığa çıkıyordu. Besinlerin er oksijenle parçalanması olayına oksijenli solunum diyoruz arkadaşlar. Reaksiyonu da verdik. Şimdi deneye başlayalım. Bir saksı bitkisi içerisinde kireç suyu bulunan kapla cam fanusun içerisinde karanlık bir ortamda bırakılıyor. Bir süre sonra kaptaki kireç suyunun bulandığı ve fanusun yüzeyinde su damlacıkları oluştuğu gözlemleniyor. Arkadaşlar kireç suyu ortamdaki karbondioksit tutu tutar ve bulandırır. Solunumun gerçekleşip gerçekleşmediğini biz Kireç suyunu bulandırmasıyla belirtici olarak kullanırız deneylerimizde. Bu deneyden de anlaşılacağı gibi bitkiler karanlıkta fotosentez yapamaz. Solunum yapmaya başlayan bitki ortamdan oksijeni alır ve karbondioksiti verir. Kaptaki kireç suyu ortamdaki karbondioksiti tutarak bulanır. Sonuç olarak bitkiler karanlıkta fotosentez yapamaz ama solunum yapar. Arkadaşlar kireç suyu ortamdaki karbondioksiti emer ve bulandırır. Bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar solunum sırasında açığa çıkan ATP adenozin trifosfat molekülünde depolanır. Bir ATP molekülünde 3 tane fosfat grubu şeker ve adenin nükleotidi bulunur arkadaşlar. Bakın adenin nükleotidi şeker, deoksiriboz şeker ve 3 tane fosfattan oluşuyor. ATP molekülünde enerjinin depolandığı kısım ise fosfat grubunda Arasındaki bağlarda yani şu bağlarda arkadaşlar enerji depol edilir. Bu bağların kırılmasıyla açığa çıkan enerji yaşamsal faaliyetlerimiz için kullanılır arkadaşlar. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan enerjiyi oksijen kullanmadan sağlamalarına oksijensiz solunum diyoruz. Bazı bir hücreli canlılar birçok bakteri ve maya mantarı gibi canlılar solunumunu oksijen kullanmadan gerçekleştirir. Deneyle devam edelim. Bir Erlen içerisinde şekerli su, bir mayası kullanıp kabın ağzına balon tıkandıldığında arkadaşlar bir süre sonra balonun şiştiği görülüyor. Bunun sebebi bir mayası içerisindeki mantarların sudaki şeker ile beslenmeleri sonucunda açığa çıkan karbondioksit gazıdır arkadaşlar. Unutmuyoruz etil alkol fermentasyonunda karbondioksit gazı açığa çıkar. Kabın ağzı kapalı olduğunda ortamdaki bira mayası mantarlarının oksijensiz solunum yaptığını söyleyebiliriz. Bu deney bize arkadaşlar oksijensiz solunumun gerçekleştiğini ve karbondioksit gazı açığa çıktığını gösterir. Bunu unutmayacağız. Önemli. Bu deneyden anlaşıldığı gibi oksijensiz solunum sonunda açığa çıkan karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Oksijensiz solunum sitoplazma da gerçekleşirdi. Biraz önce de söylemiştik zaten. Evet oksijensiz solunum örneklerine devam edelim. Oksijensiz solunum hayatımızda önemli bir yeri vardı. Sofralarımızda peynir, sirke, turşu, yoğurt ve ekmek gibi birçok ürünün oksijensiz solunum yapan canlıların bizlere armağanıdır. Mayalanma olarak adlandırılan bu olayda besinler enzimlerle parçalanır ve enerji üretir. Aslında arkadaşlar maya mantarları kendilerine enerji elde etmek için yaptıkları olayda bize yardımcı olmuş oluyorlar. Besin enzim yardımı etil alkol karbondioksit enerji ATP bakın burada karbondioksit açığa çıkmış. Laktik asit fermentasyonunda ise yorgunluk asidi ve sadece enerji çıkıyor karbondioksit çıkmıyor unutmuyoruz. Oksijensiz solunumu bu minik organizmaların yanı sıra insan ve omurgalı hayvanların kas hücreleri de gerçekleşir. Çok yoğun sportif faaliyetler yaptığımızda yeterli oksijen olmadığında kas hücrelerimiz hemen oksijensiz solunumla enerji elde etmeye başlıyor. Bunun sonucunda kaslarda yorgunluk asidi yani laktik asit birikir. Çok koştuktan sonra kendimizi yorgun hissetmemizin sebebi de bu laktik asittir arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Buna göre bakterilerin gerçekleştirdiği tepkimelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakıyoruz arkadaşlar. Burada etil alkol ve laktik asit fermentasyonunda Evde ekmek ve yoğurt yapımında yararlı bakteriler işte görür. Bunlar arkadaşlar besin, etil alkol, karbondioksit enerji ekmek yapımında yani hamurun mayalanmasında besin, laktik asit ve enerji yoğurdun yapımında kullanılıyor. Burada ortak nedir arkadaşlar? Her ikisinde de besin parçalanıyor ve her ikisinde de enerji elde ediliyor. Ortak bu. Hangisi de Doğru verilmiş A şıkkında yani besin kullanma ortak etil alkol ortak değil laktik asit ortak değil CO2 oluşturma ortak değil besin ve enerji ortak cevabımız A şıkkı. Evet oksijenli solunumla fotosentez arasındaki ilişkiyle devam edelim. Oksijenli solunum sırasında açığa çıkan enerji oksijensiz solunumun çok fazladır. Bundan dolayı gelişmiş canlılar oksijenli solunum yap yapmak zorundadır. Çünkü bir bakterinin harcadığı enerji bir insanından çok çok daha azdır arkadaşlar. Oksijenli solunum ve fotosentez olayları birbirini tamamlayan olaylardır. Bu iki olay da döngüsel olarak canlıların yaşamını sürdürmesini ve doğada enerjinin aktarılmasını sağlarlar. Bakıyoruz fotosentez arkadaşlar güneş ışığı yardımıyla besin ve oksijen üretimi. Oksijenli solunumda biz bunu parçalıyoruz. Ne veriyoruz? Karbondioksit. Su bunu da ne alıyor? üretici canlılar yani fotosentez canlılar yapılıyor ve enerji açığa çıkıyor. Oksijen sonunda üretilen enerji miktarı oksijensiz solunuma göre çok çok daha fazla bunu unutmuyoruz. Örnekle devam edelim şemade bilgilere göre. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar burada baktığımızda ışığı alıp üretici canlı burada ne yapmış fotosentez. Fotosentezde ne yapmış? Oksijen ve besin üretmiş, tüketici canlı bunları almış, karbondioksit ve su vermiş. Arkadaşlar ok yönlerine dikkat ediyoruz bu soruları çözerken. Üreticiler tüketiciden CO2 alır. Bakıyoruz arkadaşlar CO2 almış. O'ka bakıyoruz doğru. Tüketiciler üreticilerden oksijen alır. Bakıyoruz arkadaşlar oksijen O'ka bakıyoruz doğru. Üreticiler enerji, üreticiler enerji kullanır. Evet arkadaşlar. Üreticiler bakın ışık enerjisini kullanmış. Doğru. Tüketiciler üreticilere besin verir. Tam tersi üreticiler tüketicilere besin verir. Bakın burada almışlar. Hangisi yanlıştır diyor cevabımız D şıkkı. Soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu şema ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bak dikkat ediyoruz yanlıştır. Yine oklara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Okun yönlerine. Canlılar yaşamak için birbirlerine gereksinim duyar. Bakın alışveriş yapmışlar. Doğru fare bitkiden co2 almakta. Bakıyoruz. Fare bitkiden co2 almıyor. CO2 veriyor arkadaşlar. Bitki ise besin ve oksijen vermektedir. Hayır, fare bitkiden CO2 almaz. Oksijen alır. Hangisi yanlıştır? B şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. Bitkinin ürettiklerini fare, farenin atığını ise bitki almaktadır. Doğru bakın. Fare güneş enerjisinden, fare güneş enerjisinden dolayı olarak Yara, dolaylı olarak yararlanmaktadır evet bitkiden yaralandığı için dolaylı olarak yararlanmakta hangisi yanlıştır B şıkkı örnekte devam edelim buna göre bir ve ikinci düzeneklerde böceklerin yaşam sürelerinde farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir bakıyoruz arkadaşlar yukarıdaki gibi hazırlanan düzenekte birincisine bağlı kireç suyunun bulandığı burada bulanmış arkadaşlar ve böceklerin bir süre sonra öldüğü ve sineklerin ise daha uzun yaşadığı gözlemleniyor. Bakın buradakiler daha uzun yaşıyorlar. Çünkü burada ne yapıyor? Bitkiler onlara oksijen verdiği için. Peki temel nedeni nedir diyor arkadaşlar? Düzenekte su bulunmaması. Hayır. Düzenekte daha fazla böcek bulması hayır eşit sayıda böcek var. Birinci düzenekte kireç suyunun olması hayır alakası yok. Böceklerin oksijensiz yaşayamaması buradan bu deneyden bu çıkarılır. Böcekler oksijensiz, oksijensiz yaşayamaması arkadaşlar. Deney sonucunda iki yaprakta hangi özellik bakımından farklılık görülmez diyor arkadaşlar. Bakıyoruz bu yaprak olduğu gibi bırakılıyor. Bu yaprağın iki tarafı da ışık geçirmeyen bantla kapatıyor. Burada fotosentez yapamaz. Burada yapar arkadaşlar. Mitokondri bulunma fark görülmez. Her ikisinde de mitokondri olur. Glikoz miktarı farklıdır. Fotosentez kuru ağırlık farklıdır. Nişasta bulunma farklıdır. Hangisi farklı değildir? Mitokondri bulundurma farklı değil. Her ikisinde de mitokondri vardır cevabımız. A şıkkı. Yukarıdaki oksijensiz solunum yapabilir. Sütün peynire dönüştüren mantarlar. Evet. Bazı bakteriler. Evet. İnsanın kas hücreleri. Evet. Hepsi yapabilir cevabımız. D şıkkı. Yine soruyla devam edelim. Buna göre eşit süre sonunda hangi seçenekteki fanozun içerisinde biriken karbondioksit miktarı diğerlerinden daha fazladır diyor. Arkadaşlar bakıyoruz, tohum karbondioksit verir, bu alır. Burada bir tane var. Burada kedi verir, mantar verir, tohum verir. Burada üç tane verici var. Burada bakıyoruz, kedi ve mantar iki tane verici var. Burada bir alıcı bir verici var. Hangisinde en fazladır? B şıkkında 3 tane karbondioksit verici olduğu için cevabımız B şıkkı. Aysun özdeş fanuslar kullanarak yaptığı deneyde birinci fanustan üçüncü fanusa doğru kireç susun bulanıklığının arttığını gözlemliyor. Arkadaşlar baktığımızda burada veren Burada bitkiler olduğu için arkadaşlar iki tane saksı bitki olduğu için az bulanmış. Burada bir tane saksı daha fazla bulanır. Burada hiç bitki olmadığı için en fazla 3'te daha fazla bulanır. O halde biz burada hangilerine ulaşılabilir diyor. Bitkiler havadaki karbondioksit oranını azaltır. Doğru buna ulaşılabilir. Baktığımızda bir de en az bulandığı için. Fotosentezci besin üretilir. Burada bu deneyden bu anlaşılmaz. Bitkiler solunum yapamaz. Bu deneyden bu anlaşılmaz. Hangisine ulaşılır? Yalnız bire ulaşılır arkadaşlar. Hamurun kabarması ile ilgili olarak Ayşe Hanım hamurun içerisinde aşağıdaki gibi maya mantarları içeren maya, mayayı koymuş ve hamur bir süre sonra kabarmış. Arkadaşlar neydi bu etil alkol fermentasyondu? Maya mantarlar oksijenli solunum yapmıştır. Doğru. Maya mantarları solunum yaparken hamurdaki besini kullanmıştır. Evet arkadaşlar ne yapıyordu? Besin enzim yardımıyla parçalanıp etil alkol karbondioksit artı enerji elde ediyordu. Açığa çıkan CO2 sayesinde hamur kabarmıştır. Doğru. Hangileri doğrudur? Hepsi doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Bir canlının oksijensiz solunum yapması olaylardan hangisi gerçekleşir? Sütten peynir elde edilmesi. Evet. Hamurun kabarması. Evet. Sirke yapılması. Evet. Turşu yapılması. Evet. Hepsi oksijensiz solunum sayesinde olur. Cevabımız D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.